Evet arkadaşlar, başlayabilir miyiz? Only from the left side. Sıkıntı yok herhalde. Solda, solda. Değerli basın mensupları, A Milli takımımızın yarın Portekiz'le oynayacağı Dünya Kupası playoff yarı final karşılaşması öncesinde teknik direktörümüz Stefan Kuntz ve takım kaptanımız Burak Yılmaz bizlerle. Öncelikle Burak'a olan sorularınızı alacağız. Başarılar kaptan. Tabii ki öncelikle maçı değerlendirmeniz için çok zorlu bir maç Dünya Kupası yolunda. Ardından da takım arkadaşım Fonte sabah basın toplantısı düzenledi. Burak da çok iyi arkadaşız ancak yarın arkadaşlık olmayacak dedi. İkimiz de final maçına çıkacağız dedi. Hem Fonte'yi yakından tanıman bir avantaj, dezavantaj mı? Onu soralım. Hem açıklamaları ile ilgili hem de Portekiz maçı ile ilgili üç parçalık bir soru olsun. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Tabii Portekiz, biz de Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Onlar da gitmek istiyor. Makedonya, İtalya'da gitmek istiyor. Çok zor bir kura çektik. Portekiz'le oynamak, Portekiz'le Porto'da oynamak tabii ki daha da farklı. Portekiz'de dünyanın en iyi oyuncusu ve ona yakın dünyanın en önemli oyuncularının en önemli liglerde en önemli oyuncuları olduğunu görüyoruz. Saygımız büyük ama buraya hiçbir şeyi kabul ederek baştan yenilmiş gibi, elenmiş gibi düşünerek kesinlikle gelmedik. Bizlerin de hayali var, bizlerin de ulaşmak istediği yerler var. Ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etmek istiyoruz. Sizlerin de bunu çok istediğinizi biliyoruz. Desteklerinizden farkındayız. O yüzden iyi bir maç olacağını düşünüyorum yarın. Fonte'ye gelince tabii ki Fonte benim iyi bir arkadaşım. Sahada arkadaşlık olmayacak demiş. Çok doğru söylemiş. Biz onunla sağ dışında her zaman arkadaşız. Çok önemli başarılar yakaladık beraber. Ama onun söylediği her şeye birebir katılıyorum. Yarın arkadaşlık olmayacak sahada. Benim onu tanımam, onu benim tanıması çok büyük avantaj ya da dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlar çok büyük maçlar. Tek maç, eleme maçı, her an her şeyin olabileceği bir maç. İnşallah yarın günümüzde oluruz ve kazanan taraf biz oluruz. Böyle ortak bir özelliğiniz var. Neler hissediyorsun? Şöyle bir geçmişe döndüğün zaman hem bir rekabet anlamında hem de Cristiano Ronaldo'yla bu durumunuz hakkında neler söylemek istersin? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Cristiano Ronaldo benim için dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Benim için. Buna saygı duyacaklarını da düşünüyorum. Ona çok büyük saygım var ve onu çok da seviyorum. Onun son Dünya Kupası'nı onu bilemem. Onu ona sormak lazım ama benim son Dünya Kupam olacağına eminim. Onun için de sahaya çıkıp elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Ülkeme yardımcı olmak istiyorum. Bundan önce olduğum gibi. Çünkü bu formayı taşımak her şeyden daha önemli, her şeyden daha değerli. Her genç kardeşimizin hayali ve ben de şu an buradayım ve kaptanım. Son Dünya Kupam olduğuna eminim. Ronaldo'nunkini bilemem. Ama buraya gelene kadar çok güzel günler yaşadım. Çok büyük gurur yaşadım. Büyük mutluluklar yaşadım ve yaşattığımı düşünüyorum. O yüzden de çok mutlu bir şekilde, gururlu bir şekilde yarın tekrardan inşallah görevimi yapacağımı düşünüyorum Fatih abi. Erkut Bey. Kaptan merhaba. Öncelikle başarılar diliyoruz yarın için. Şöyle yakın geçmişimize baktığımızda iyi ve kötü sekanslarımız var, periyotlarımız var. Mesela gruplara çok iyi başladık. Uluslar Ligi'nde iyi değildik. Sonra iyi devam ettik ama şampiyonada iyi değildik. Evet. Dünya Kupası playoff'una kadar iyiydik. Yani bir iyi bir kötü gibiyiz. Şu anda ne durumdayız? Onu merak ediyorum. İnşallah iyi durumdayızdır. Şimdi sizlerin de analiz ettiği gibi ben çok formda oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Kendi takımlarında, kendi kulüplerinde çok formda olan oyuncularımız var. Ama senin de söylediğin gibi biz Avrupa Şampiyonası'na giderken de çok formda gittik. Çok iyi durumda gittik. Futbol günlük, inan neyin ne olduğu, futbolcunun yediği, içtiği, uykusu, kendine bakması, modu, ailevi şartları. Her şey bunun performansını belirliyor. Her şey bunun sahada vereceği performansı belirliyor.
Ama ben iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın gerçekten çok istediğini hissediyorum, görüyorum. Özgüvenliler, bu çok önemli. Portekiz'in maçlarına baktığımız zaman Lisbon'da oynadığı maçlarla Porto'da oynadığı maçlar daha farklı. Porto'da seyircinin daha agresif olduğunu görüyoruz ama bunun için de herkes kendini hazırlamış durumda. Analizlerimizi en iyi şekilde yaptık. Yani ben her şeyiyle maça hazır olduğumuzu, iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Ama futbolu yarın ne olacağı tabii ki de belli olmaz. Yani şimdi Dünya Kupası'na, Dünya Kupası elemelerine çok iyi başladık. Aslında lider de çıkabilirdik. Ama performans eksikliği, başka şartlar, o günkü hal ve durumlarımız bizi ikinci olmaya itti. Dünya Kupası'na başlarken Hollanda'nın olduğu grupta herkes zaten Hollanda'nın lider çıkacağını düşünüyordu. Ama biz çok büyük bir atak yaparak aslında liderliği ele almıştık. Orada kendi hatalarımızdan dolayı ne yazık ki ikinci olup playoff'a kaldık. Eğer biz lider olabilseydik Hollanda, Portekiz ve bugün İtalya 3'ü birden yarışıyor olacaktı. Ama şu anda biz playoff'lara kaldık ve çok da en zor kurayı çektik. Ama bu da futbolun güzelliği. Bu da futbolun bence başka bir güzel bölümü. Buralara gelmek de önemli. Sonuçta burada da Norveç'i geçtiğimizi düşünüyoruz. O yüzden bunların hepsini bir kenara bıraktık ve yarın elemeye konsantre olduk. İnşallah Portekiz maçında gereğini yapacağımızı düşünüyorum. Katar'a gitmek için Cristiano Ronaldo'yu ve eski Avrupa şampiyonu Portekiz'i geçmeniz gerekiyor. Mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Yani neden buradayız biz? Neden buradayız? Tabii ki de mümkün. Yani biz laf olsun diye buraya gelmedik. Biz tamamen inanıyoruz. Tamamen kaybedebiliriz. Tabii ki de. Avrupa şampiyonu olmuş bir Portekiz. Dünyanın en iyi oyuncusu Ronaldo'nun önderliğinde dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynuyoruz. Ama en başta söylediğim gibi de biz hiçbir şeyi kabul ederek gelmedik. Kaybedersek de yarın kabul edip kaybetmeyeceğiz. Buna emin olun. Hazırız. Bunun olabileceğini yürekten inanıyorum. Yani. Why do you think we came here? Anything is possible. Of course it can be achieved. Okay, we will be playing against a very good group of players led by Cristiano Ronaldo. But we really fully believe in ourselves. But we can also lose. That can happen. But we will do our best. We will play dedicated. That's why we are here and we are fully ready. Başka soru var mı? Any other question? Teşekkür ediyoruz. Burak teşekkürler. Seni ağırlayalım. Evet, hocamıza olan sorularınızla devam edebiliriz.